Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge açıklaması yaptı ve Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili yeni müjdeli haberler gelebilir dedi. Peki bu bir operasyon sinyali mi? Bakınız şimdiye kadar Türkiye'nin gerçekleştirdiği 3 operasyon var. 3 e, ana operasyon. Diğer operasyonlar bu üç ana operasyonun e, çevresinde yapılan operasyonlar. İlki Fırat Kalkanı harekatıydı. Fırat Kalkanı harekatının asıl e, amacı DEAŞ'la mücadeleydi. Ve tam da 15 Temmuz sonrasında tam da Türkiye'nin hava kuvvetleri bitti. Askeri gücü bitti denildiği bir sırada gerçekleşmişti. O yüzden Fırat Kalkanı harekatının sadece terörle mücadele değil, uluslararası ilişkiler, diplomasi, askeri ve siyasi anlamları da vardı. Dolayısıyla Fırat Kalkanı harekatını böyle değerlendirmek gerekiyor. Ancak Fırat Kalkanı harekatından sonra İkinci hareket, harekat, zeytin dalı harekatıydı. Zeytin dalı harekatında da e, ana amaç PKK terör örgütü ve uzantılarıydı. Afrin özelinde gerçekleştirilen zeytin dalı harekatının ardından burada terör kilidi tamamen kapatıldı ve şu anda baktığımızda bu noktadan Türkiye'ye yönelik herhangi bir terör e, faaliyeti artık yok. Üçüncü harekat Barış Pınarı Harekatı'ydı. Tel Abyad'la Resulayn aralığında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda amaç yine yaklaşık olarak sınırımızdan 30 kilometre derine inip burada yine bir güvenli bölge oluşturabilmekti. Ve tam da Türkiye'nin dediği gibi oldu. Bu noktadan da sınırlarımıza yönelik yapılan gerçekleştirilen saldırılar engellenmiş oldu. Şimdi bunları saydıktan sonra dedik ki alt operasyonlar yapılıyor. Bu alt operasyonlarda da aslında Pençekilit bölgesine vurgu yapmamız lazım. Çünkü Pençekilit bölgesinde diğer Suriye coğrafyasının tersine e, blok olarak değil bölge bölge yapılan operasyonlar var. Pençekilit 1, 2, 3, 4, 5 diye giden operasyonlar var. Ve bu noktada Terör örgütü e, sığınaklarına, barınaklarına, mağaralara yönelik yapılan operasyonlarda da çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele orada da devam etti. Ancak kilidin kapatılması gerekiyordu. Yani Türkiye'nin güney sınırının tamamı Hatay'dan başlayıp Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari diye devam eden güney sınırının tamamının terör anlamında kilidinin kapatılması gerekiyor. İşte bu noktada akla iki farklı nokta geliyor. Bir, Aynel Arap, Tel Abyad aralığındaki bu bölge yani Şanlıurfa'nın güneyi yani Fırat'ın doğusu diye bahsedilen yer. İki, en son TUSAŞ saldırısının da aralarında bulunduğu ve birçok terör saldırısının da o bölgeden gerçekleştirildiğini bildiğimiz Kamışlı bölgesi. İşte Resulayn Kamışlı hattındaki bu Suriye sınırının bulunduğu bölge yine teröristlerin sıklıkla kullandığı bir bölge. Nedeni de şu bu bölge diğer Irak coğrafyasına göre daha düzlük bir bölge. Dolayısıyla teröristlerin eğer yeterli önlemler alınmazsa Türkiye'ye daha kolay sızma yapabileceği bir bölge. Tabii ki Mehmetçik bu noktada tüm gücüyle, var gücüyle çalışmasını sürdürüyor. Terörle mücadeleyi en üst düzeyde gerçekleştiriyor. Ama soru şu. Acaba kilidi kapatabilmek için yeni bir operasyon kapıda mı?